Kapının önündeki iki taneyi ben indiririm. Geriye kalan 300 kişiyi ne yapacağız? Ya bir şekil çıkarız Allah'ın izniyle dayı. Oğlum iş kapansın diye işkencelere katlanıyoruz. Sen istihbarat binasında milleti vurmaktan bahsediyorsun. Gerçekten abi ya. Peki o zaman plan yapın. Yürüyün. Gidiyorsunuz. Ay Neslihan sen çok yaşa. Adamı buraya getirmemize izin verdiler. Korkutlar. Onları da alacağız. Neyle tehdit ettin adamları? Seni orada bırakmakla. Daha kötü bir tehdit gelmedi aklıma. Ya adamı verirsiniz ya da Ömer Atmaca'yla siz uğraşırsınız dedim. Hemen imzaladılar. Bu adamda önemli bilgiler var. Şimdiye kadar öldürmemiş olmam bile büyük başarı. Evet, gerçi konuşacak hale gelmesi bir hafta sürer ama olsun. Seni almaya gelecekler. Lütfen zorluk çıkarma. Biz de buradan bir uçak gönderiyoruz. Haberleşiriz. Ömer nerede acaba? Benim anlamadığım, bizi ne karşılığında bıraktılar? İnşallah kaptanı vermemişlerdir. La Ömer kaptanı geri verir mi? Adamın kafasına sıkar öldürür, yine de geri vermez. İşte onu doğru diyorsun. Sen iyi misin? Biraz sırpaladılar ama iyiyim. Elektrik işi mi? Hem o da devirde elektrik vermek neymiş? Benim de az daha tırnaklarımı söküyüverdi. O sırada telefon geldi. Evet. Sorun var. Nedir? Adamlar geldiler ama birinde keleş var. Alman istihbaratı niye bunu kullansın? Aklında ne var? Sen adamlarla anlaştın emin misin? Elbette. Başkonsolos az önce buradaydı. Protokol imzaladık. Güveneyim mi yani? Güven desem güveneceksin sanki. Hayır. Dikkatli ol. Tamam. Telefonu kapatma. Hattayım. Ediyoruz. Havalimanını onlar götürecekmiş. Ben bu işi sevmedim. Bu adamlar nereden çıktı şimdi? Beyler, tufaya geliyormuşuz gibi bir his var içimde. Beyler hazırlıklı olun. Daima hazır.